Yani bundan sonra tekrar milletvekili olarak devam etmem gerekir mi, gerekmez mi? Önümüze başımızı koyup, karnemize bakıp, evet bir şeyler yaptık veya bir şeyler yapamadık. Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Yoksa bizim bir hırsa kapılarak milletvekili olup, olayım da ne olursa olayım diye bir düşüncemiz yok. Bunu defalarca da söyledim daha önce. Ben anamdan milletvekili olarak doğmadım. Milletvekili olarak da ölmeyeceğim. Sonsuza kadar milletvekili kalma diye bir niyetim de yok. Benim bir tek niyetim var. Bölgemize hizmet etmek, Zonguldak bölgesinin, özellikle Ereğli Arap'ta biraz daha fazla duruyorum, Zonguldak, Ankara'daki haklarını sonuna kadar korumaktır. Bunu da nasıl koruduğumuzu, hakikaten başarıp başaramadığımızı göstermek için bu kitapçıkları bastırdık. Burada geldiğimiz günden beri şunu söylüyoruz. Bir devlet, bir hükümet, bir kentte nesiyle vardır? Hastanesiyle vardır, postanesiyle vardır, adliyesiyle vardır, okuluyla vardır, değil mi? Yollarıyla vardır. Geldiğimizde hastanenin resmi işleri yapılmıştı, temeli atılmamıştı. Bizden önceki arkadaş bir girişimde bulunmuştu, yer tahsisi yapılmıştı. Adliyenin hiçbir şeysi yoktu, 3 defa ihalesi iptal edildi. Bir sürü hengameden sonra Ankara'da adliyeyi rayına soktuk. Okullar ağzına kadar dolu, 47 kişilik sınıflar, ikili eğitim, 47 de öğleden sonra etti 94. Bu kadar şişmiş bir eğitim sisteminin içerisinde eğer Ereğli hala güllük gülistanlık deniliyor duysa o zaman ben öğretim üyesi değilim. Yani o bir yerde bir yanlışlık vardı. Ve gelir gelmez ilk işimiz eğitim konusunu ele almaktı. Olan olayların hepsini halının altına süpürme yerine halıyı kaldırıp evet kardeşim bu sınıflar 47 kişi. Okullar yıkılıyor. Atatürk Ortaokulu depremde çarpılmış yıkılmak üzere. Köyler ağzına kadar dolmuş. Bunu eleştirmek zorundayız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundayız. Onun için öncelikle bir an evvel eğitim konusunu ele aldık. Ne yaptık eğitim konusunu? Burada görüyorsunuz Kırmacı İlkokulu orada bitti. Kepez'i yaptırdık ki Kepez'le ilgili aslında bir olay anlatayım. Kepez'de ben bir gün Dedeler Köyü'nden geliyorum. Geçerken orada eski bir ilkokul vardı bilirsiniz. Çok eski. Kenarında durdum. Kahveye bir merhaba diyeyim dedim. İyi ki demişim ama o zaman demez olaydım dedim. Çünkü insanlar bana o kadar sitemli ve o kadar kızarak söylediler ki bu burada dediler. Çocuklar ikili eğitim yapıyor ve sınıflarda 60 öğrenci var. Bu bizim başımızı öne eğme değil, bir delik olsa saklanacağımız yer olmalıydı bir milletvekili olarak, bölgenin milletvekili olarak. Dedim ki size söz veriyorum, bu okulu hemen yıkacağız ve yenisini yapacağız. Söylememle kararın alınması arasında sadece 2 ay geçti. Yıkılma kararının alınması arasında 2 ay. O kadar kısa sürede biz bir okulu başlattık. Sonra hemen öbürki döneme yetiştirdik. Fakat karar alındığında enteresan bir şey oldu. Onun için sizi suçlamak istemiyorum. Biraz ucu size de dokunacak da onun için söylüyorum. Bana teşekkür etmek için oraya toplanmış Kepez halkı, o okulun velileri. Gittim kış günlerden. Teşekkür ettiler. İnerken ayağım kaydı ve sırtımın üstüne merdivenlere düştüm. Daha sonra Alaplı'ya gittiğimde benim gövdem beni taşımaz oldu. Bir şey oldu. Hastaneye gittiğimde omurilik kemiğim çatlamış ve felç olmaktan sadece kıl payı kurtulmuşum. Hiç kimseye söylemedim. Çelik korseyle ben 4 haftaya yakın yattım hiçbir yere kımıldamadan. Ama bazı arkadaşlarımız benim için tuttular. İşte yok tatilde bilmem nerede dağda bilmem nerelere gidiyor. Sürekli yazı yazdılar. Demediler ki ya bu çocuk
felçten kıl payıyla kurtulmuş. Hasta mıdır? Durumu nedir? Bunlar sorulmadı. Onun için kepezin benim gözümde ayrı bir yeri var. Yani hayatla, felçle hayatımın tamamen değişmesiyle kıl payıyla kurtulduğum bir andır kepez maalesef. Öğrenebiliyorsunuz zaten, öğreni yaptırdık. Ormanlı Ortaokulu'nu yaptırdık. Alaplı Çok Programlı Lisesi'ne gittiniz mi bilmiyorum. Oldukça güzel. Ereğli'deki Eğitim Fakültesi'nin ek binasını yaptırdık. Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu açtık. Bakın sadece bina değil, meslek yüksekokulu kazandırdık Karadeniz Ereğli'ye. Karadeniz Ereğli'de meslek yüksekokulu yoktu. Ayrıca bir fakülte kazandırdık Karadeniz Ereğli'ye. Şimdi bir tane daha var inşallah. Yolda bir üçüncü fakülte daha yolda. Bunu da Erdemir'le beraber yapacağız. Tamamlanmadı ama biz elimizden geldiğince Erdemir'e baskı yapmaya çalışıyoruz. Bu kente yüzünü dön babında, sosyal sorumluluk kapsamında bir üçüncü fakülteyi onların yapması için girişimlerde bulunduk. Alaplı'ya 490 kişilik bir yurt yaptırdık. Gidip göreniniz var mı bilmiyorum. Çok güzel, büyük, devasa bir yurt yaptırdık. Meslek Yüksekokulu'nun önüne orada. Kızılca Köyü'ne bir ortaokul yaptırdık. O bölgenin ihtiyacıydı. Kurtlara, yani Kaptaş'a yine bir ortaokul yaptırdık. Çiğdemli'ye bir yine ortaokul yaptırdık. Kızılcapınar'a ortaokul yaptırdık. Alaplı Küçük Kaymaz'a ilkokul ve ortaokul beraber yaptırdık. Alaplı Kasımlı ilkokulunu yaptırdık. Gülşen Utku Anadolu Anaokulu var. Şu meydan başının üstünde, orayı biliyorsunuz. Orayı yaptırdık. Fen Lisesi, ciddi sorular geldi bununla ilgili, eleştiriler geldi. Fen Lisesi'ni 10 defa bitirmiştik. Ama siz değil milletvekili, başbakan da olsanız, bazen Sayın Cumhurbaşkanımız da dert yandı bu konuda. Müteahhit işi alıyor, yarı yolda veya bitirmeye ramak kala iflas edip kaçıyor. Sonra hadi biz bunu bu kaldığı yerden bir daha yapalım diyemiyorsunuz. Mecburen mahkemeye gideceksiniz, mahkeme sürünüyorsunuz. Hakikaten başımıza dert oldu. Onca uğraştık. Bir sürü onların hakları var, kanunu hakları. Hadi 2 ay süre ver. Kanunu hakkı var çünkü. 2 ay süreyi verdik. Olmadı bilmem ne ihtarı çek. Olmadı şu oldu. Kanundaki tüm haklarını bitirttirdikten sonra müteahhite, ondan sonra anca ihaleye çıkabildik. İhaleye çıktık. O ihaleye bile itiraz etti şu anda. Yine mahkemelik. Ama biz baştan oyunu kuralına göre oynadığımız için mahkeme bize dedi ki siz bunu başka bir ihaleye verebilir ve tamamlayabilirsiniz dedi. Eğer baştan hata yapmış olsaydık bu fen lisesi 10 senede bitmezdi. Bu mahkeme de 10 sene sürerdi. Bizi perişan ederlerdi. Onun için birçok eleştirilere rağmen dişimizi sıktık, konuşmadık. Bütün kanuni müeyyidelerini rayına girip onlara harfiyle uyduk. Şimdi ihaleye verdik. İnşallah ikinci döneme fen lisesi bitmiş olacak. Yeni müteahhite bunu 1 milyon küsürdü, 500 küsüre bunu verdik. Bitecek inşallah fen lisesi de. Yani fen lisesinin niye geciktiğinin, niye bu kadar geri kaldığının sebebi bu. Bizden kaynaklanmıyor. Maalesef müteahhitlerin kanundan gelen haklarını kullanmasından kaynaklanıyor. Yoksa özel bir sektör olsaydı 10 defa yakasından tutar, çık buradan derdiniz. Bir B şirketine verir, gene devam ederdiniz. Ama böyle değil işte. Devletin işi maalesef böyle sıkıntılarla oluyor. Kanunla, yönetmelikle gidiyor. Ama biz oyunu kuralına göre oynadığımız için şimdi ihaleye verebildik. Eğer birçok etraftaki kızgınlıkla şeyle hata yapsaydık, o mahkeme süreci yine bizi durduracaktı. Ondan sonraki 10 yıl, en az 10 yıl uğraşacaktık. Evet. Spor salonu yaptırdık. Öğrenci pansiyonlarını yaptırdık. İmam Hatip Ortaokulu'nu görmüşsünüzdür. İmam Hatip Lisesi'nin karşı iki tarafında orada harfiyat işlerini. Ortaokulu temeli atıldı, yapılıyor inşallah. Hemen cuma günü, 2 gün önce biliyorsunuz İmam Hatip, 2. İmam Hatip Lisesi'nin tapusunu ilçe milliyetin müdürümüze takdim ettik, verdik. Tapusunu aldık oranın, yerin. Ciddi sıkıntıydı. Özellikle ben belediye başkanımıza ve belediyeye teşekkür ediyorum. Bu işleri biz bir buçuk yıllık işi hemen 1-2 aya sıkıştırabildik. Elimizden geldiğince bastırdık.
Niye? Çünkü ikinci İmam Hatip'in parası hazır. Fakat yer problemi yüzünden bir türlü bu işi halledemedik. Niye yer problemi? Başka yerlerde yer yok muydu? Tabii ki yer vardı. Bazı arkadaşlarımız hatta Eğitim Vadisi'nin olduğu yerin de askeriyeden bir 11 dönümlük yer almıştık. Bunu da söylemişimdir size daha önce. Askeriyenin orada Fen Lisesi'nin yanı başında bir 11 dönüm yer vardı. Onu da bizzat biz gittik kendimiz sayın müsteşarımızla, Milli Savunma Müsteşarımızla görüşüp oranın tahsisini askeriyeden alıp eğitime verdik. Yalnız şöyle bir şeyimiz var. Orada bir İmam Hatip Lisesi var. İmam Hatip Ortaokulu var. Kur'an kursu var. Benim de en çok arzu ettiğim oranın bir kampüs halinde, İmam Hatip kampüsü halinde olsun. Öğretmenler de buradan oraya taşınma yerine hemen karşılıklı birbirleriyle gidip gelsinler. Kendi içlerinde daha bilgi, öğretmen paylaşımı, altyapı, birçok şey daha kolay paylaşılır diye oraya bir ayrı bir İmam Hatipler kampüsü yapmak istediğimiz için orada ısrarcı olduk. Sonra İmam Hatiplerin büyük bir kökeni ya köylerden geliyor ya Kepez, o bölgenin insanı. O insanları sürekli şehrin bu ucuna taşımanın da bir manası yoktu. Onun için yani ben de bir milletvekili olarak, bir eğitimci olarak aynı zamanda bir oranın da bir kampüs olmasını hakikaten arzu ettim. Onun için ısrarcı olduk orada. Önümüzdeki günlerde ikinci İmam Hatip'te yapıldığında yolun üst tarafına göreceksiniz. O bölge oldukça üst geçitini de yaptırdık zaten oranın. Orası da güzel olacaktır diye umuyorum. Eğitimle ilgili yaptığımız diğer yatırımlar var. İşte 26 okulun biz doğalgaz dönüşümünü tamamladık. Milli Şule Ortaokulu'nu Kırmacı'ya yaptıracağız inşallah. Mesleki Eğitim Halk Eğitim Merkezi'ni yaptırıyoruz. Nurdan Oğuz İlkokulu'nu yaptıracağız yukarıya. Turizm Otelcilik Lisesi için ben Sayın Bakanımızla görüştüm bunun yatırıma alınmasıyla ilgili. Ayrıca Ereğli Anadolu Lisesi deniliyor ama Ereğli Lisesi meydan başındakini biliyorsunuz. Zonguldak vilayetinin ikinci en eski lisesidir orası. Dolayısıyla oraya sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Hepimizin. Hepimizin. Orası ta bizim babalarımız da dahil oralardan, benim babam değil ama bizim babamızın yaşındaki insanlar da oralardan mezun. Onun için orasının çatısı çöktü. Sayın Bakan'la görüştük. Orayı yıkıp yeniden bir lise yapmak istiyoruz. Ereğli Anadolu Lisesi adı artık. Çünkü normal liseler kapatıldı. Ereğli Anadolu Lisesi adı ama yine de bizim Ereğli Lisemiz. Biz onu takip ediyoruz. Bakanla özel konuştuk bunu. Tamam Sayın Hocam dedi, ben ilgileneyim dediler. İnşallah onu da bu yıl yatırım aldırmak için elimden geleni yapacağım. Orayı yıkıp yeniden yaptırmak için. Bölceye bir ilkokul yine yaptıracağız. Gülüç İlkokulu'nu yaptıracağız. Kurubaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nu yaptıracağız. Kavaklı'ya bir ilkokul, ortaokul. Oranın yer problemi vardı. Şöyle yer problemi vardı. Yeri hazır ama istimlak ücreti ciddi rakam tutuyor. Yaklaşık 2 milyon liranın üzerinde bir yer ücreti var. Onu da ayarladık. İnşallah o işe de başlıyoruz. Kavaklı'ya bir ilkokul, ortaokul orası vardı dediğim gibi. Hasan Şahin Anaokulu yaptıracağız. İzmirlioğlu Spor Lisesi. Spor Lisesi için arzu ettiğimiz yer Fen Lisesi'nin hemen yanı başındaki askeriyeden aldığımız yer. Eğer olursa Yazıcılar İlkokul yaptıracağız. Ereğli İmam Hatip Lisesi'ni söyledim zaten. Alaplı'ya karşı yakaya anaokulu yaptıracağız. Ortaokulu yaptıracağız Alaplı'ya yine. Alaplı Çatakköy Ortaokulu, onların bir şeyi vardı. Onlar bu sene çözülüyor, halloluyor inşallah. Yine merkeze bir İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi yaptırma girişimlerimiz var. Onlar da bu yılın içerisinde zannederim devreye girecektir. Alaplı merkeze bir ilkokul yaptıracağız. Çünkü merkezdeki ilkokul çok perişan bir durumda. Merkeze yine bir ortaokul yaptıracağız Alaplı'ya. Aşağıda bir ortaokul yaptıracağız Alaplı'nın. Bir ilkokul yine Alaplı'ya 16 derslikli yaptıracağız. Merkez Anadolu Lisesi'ni yıkacağız. Çok eski. Orayı yeniden onu yaptıracağız. Atatürk Ortaokulu biraz önce söylediğim depremde çarpılmıştı. Aslında bina düz durmuyor, eğik duruyor. Tehlikeli. Onu bir an evvel yıktırıp yeniden yaptıracağız. Ve esas önemli olan benim belki değil bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sayın Başbakanımıza dosya verdik. Karşıdaki hastanelerin bölgesinin fakülteler kampüsü olarak tahsis edilmesiyle ilgili bir üniversite öğretim üyesi olarak
mahallelerin arasında yüksek lise gibi fakültelerin olmasını ben kabul edemiyorum. Üniversiteler kampüsleriyle vardır. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin ufkunun açık olması lazım. Sadece derslerle insanlar yetişmez. Aynı zamanda ufuklarıyla da yetişir. Yani üniversite sadece ders vermez. Aynı zamanda fakülte binaları, içerisindeki yerleşimler, hocaların tavırları, bahçenin peyzaj mimarı, bunların hepsi öğrencilerin ufkunu değiştiren şeylerdir. Bunlar daha sonra mezun olduğunda oradaki ufuklarıyla bulundukları pozisyonlarda plan proje çizerler. Onun içindir dikkat edin, büyük mimarlar, büyük inşaat mühendisleri, çevreciler, bunların hepsi gelişmiş ülkelerden çıkıyor. Niye çok atıyorum Afrika'dan çıkmıyor? Çünkü onların yetiştiği ortamlarda böyle bir ufuk yok. Görünce sizin ufkunuz bir üstünü görüyor. Görmediğiniz bir şeyin bir üstünü göremiyorsunuz. Onun için üniversiteleri ben ısrarla söylüyorum. Üniversiteler gençlere mesaj veren, sadece dersleriyle değil mesaj veren yerlerdir. Bilecik'e gittiniz mi bilmiyorum. Gidin bir bakın. Biz oraya Selçuklu ve Osmanlı mimarisi bir kampüs yaptık. Acele etmedik ama çok güzel bir kampüs yaptık. Yolunuz geçtiğinde bir bakın. Niye bunu yaptık? Çünkü yetişen gençlerimize bizim bir mesaj vermemiz lazım. Sözlü olmaz bunlar. Bunlar yaşayarak olur. Onun için ısrarla istiyorum ki evet, Karadeniz Ereğli'nin bu yakasına bir bacasız endüstri yakışır. O da fakülteler kampüsüdür. Bunun için de Sayın Başbakanımıza iki defa dosya verdim. Biri Afyon'da, biri Ankara'da. Geçen hafta bütçe görüşmelerinin sonunda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a da yine aynı şeyi, dosyayı verdim. Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceğini söyledi. Aynen şu iddialı sözü söyledim. Bunda hiç şeyim yok. Dedim ki Sayın Bakanım, buraya bize verin, beni de bundan sonra milletvekili yapmayın. Aynen bu kelimeyi söyledim. Buraya bize verin, beni de bundan sonra milletvekili yapmayın. Ben bu kadar iddialı söylüyorum dedim. Benim en büyük hayalim bu kente oranın fakülteler kampüsü olarak yapılıp en az 10 bin öğrencinin, öbürki taraftan işçilerin çıktığı, bu taraftan da öğrencilerin çıkıp çarşı içinde karıştığı bir kent arzu ediyorum. Onu hayal ediyorum. Bizim başka bir hayalimiz yok. Bizim iş yerlerimiz yok ki 3 katına 5 katına çıkartalım da menfaatle uğraşalım. Böyle bir şeyimiz değil. Bunun içine gelmedik zaten. Böyle bir niyetimiz de yok. Olsaydı 3,5 yıldır olurdu. Yani ayran içmedik ki karnımız ağrısın. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım olmadı. Olmaz da benim. Benim bir tek sıkıntım var. Bu kenti, Zonguldak'ı hak ettiği yere çıkartmak. Ondan başka da bir derdim yok. Biz biraz önce söyledim, buraya meteoroloji fakültesi yazmışlar ama meteoroloji fakültesi değil, normal bir fakülte altında meteoroloji, makina, elektrik, elektroniğin olduğu bir fakülte Erdemir tarafından yapılması. Bir diğer konu sağlık konusu. Evet, biraz önce de söyledim. Benden önceki arkadaşımız yer tahsisi konusunu halletmişti hastanenin ama temelini atmak ve devamını getirmek bize nasip oldu. Fakat bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Çünkü benim tek erkek kardeşimi ben burada kaybettim. Benden daha büyük bedel ödeyen olmadı buraya. Bu konuda da basında da çok beni yaralayan şeyler çıktı. Müteahhiti olduğu benim biraderimin. Benim rahmetli biraderimin böyle bir derdi yoktu. Ben de o işlere de girmezdim zaten. Akçeli işlere girmedim, girmem de. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Kader öyleymiş deyip, ne geldiyse yukarıdan hoş geldi, safa geldi deyip boynumuzu büküp kadere razı gelmemiz gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Hoş geldi, safa geldi dedik. Adalet Sarayı'na gidenleriniz vardır. Ben dün uğradım oralara. Cuma günü. Çok güzel bir Adalet Sarayı oldu. Batı Karadeniz'in en büyük, en ihtişamlı Adalet Sarayı oldu. Zonguldak'ı kıskandırmayalım bu arada. İnşallah Zonguldak'a da şey olur. Hemen karşısında vergi dairesi yapılıyor. Görmüşsünüzdür, harfiyatı yapılıyor. Onun için bile ayrı bir kitap yazmamız lazım. Nelerle uğraştık?
orada. O da inşallah yapılıyor. Gelelim bizim ucube meselesine. Bir ucube yaptık şeye, devrek yol ayrımına. Ama dün akşam giderken iyi ki yaptırmışız dedik. Çünkü trafikten adım atılacak yer yok. Her taraf sıkışık, birbirine girmiş durumda. Eğer bir de orada trafik ışıkları ve şey olsaydı tamamen yanmıştı. Kuyruk herhalde buraya kadar uzardı büyük ihtimalle. Özellikle hava yağdığı zaman ve cumartesileri orası tam bir keşmekeşe dönüyor. Onun için iyi ki zamanında hareket etmişiz, iyi ki zamanında bunu yaptırmışız. Ben 48 yaşındayım. Benden yaşlı olanınız olabilir. Ama gençler de eminim hatırlamayacaktır. Gülüç Köprüsü ile Kışlanın arasındaki yolun düzgün olduğu bir zamanı hatırlayanınız var mı? Ben hiç hatırlamıyorum. Hiç. Ben ilk milletvekili olduğumda ilk yaptığım iştir. Gidip Gülüç Köprüsü ile Kışla altındaki yolun yaptırılması konusudur. Oraya o zaman da söylemiştim. Karayolları Genel Müdürlüğü'yle görüştük. 80 santim kalınlığında beton asfalt yapalım. 100 yıl daha oraya el değmesin istedik. Ve metresini bile ölçtük. 760 metreydi. 760 metrelik yol. İstediğimiz oydu. Ama onu bir türlü beceremedik biliyorsunuz. Beceremememizin sebebi hep bana atfedildi. Benim beceriksizliğim olarak atfedildi. Balıklar tutuldu orada. Şu oldu, bu oldu. Her neyse. Geçen geçti. Ama nedense biz belediye alır almaz tamamen hemen yaptık. Dikkat ederseniz değil mi? Ama halen içimde sıkıntıdır. Ne sıkıntıdır? Keşke evet bunu yaptırırken o Kışla ile Gülüç arasındaki bölgeyi beton asfalt olarak 80 santimlik beton asfalt olarak yaptırsaydık diye düşündüm. Ama ihaleye komple çıktığı için o ayrı bir işmiş. Onda sıkıntı olduğundan dolayı onu yaptıramadık. Fakat şunu yaptık. Biz geçen Ramazan Sayın Genel Müdür, Erdemir Genel Müdür Sedat Bey, Ali Pandır Bey, Yönetim Kurulu Başkanı, ben ve belediye başkanımız dördümüz bir iftar yaptık. Basından uzak yaptık bunu. Orada dört tane karar almıştık. Bunlardan bir tanesi Kışla'daki sevkiyat kapının Gülüce alınmasıydı. Oraya bir köprü yapılıp bir an evvel tırların şehrin girişinden çıkartılıp daha da Gülüce'nin öbürkü tarafına atılmasıydı. Bu yapıldı. Ve bunu Mart'a kadar bitirilmesini istemiştik. Bu Mart'a kadar planladığımızdan daha erken gidiyor veya en azından tırların da oraya alınması bu Mart'ı bulacak. Ama planlandığı gibi devam ediyor. Bir diğeri bir fakülte yapılmasıydı. Karadeniz Ereğli'ye Erdemir tarafından. Bu da aşağı yukarı rayına girdi, giriyor. Diğer ikisini söylemeyeyim. Onlar da olduğu zaman göreceksiniz. Yani biz aldığımız kararları adım adım hayata geçiriyoruz, geçirmeye çalışıyoruz. Üst geçitler zaten biliyorsunuz onları. Bunlarla ilgili de ciddi sıkıntı, eleştiri aldık. Ereğli Kandilli yolu oldukça sıkıntılıydı. İlk yaptığımız icraatlardan biri bu. OSB yolunu bileniniz vardır. O apayrı bir dertti. Bir daha ihaleye çıkmayacak bir işti. Sadece bakanın vermiş olduğu bir sözdü. Bir daha da yapılmayacaktı eğer o iş olmasaydı. Bir kangrene dönüşecekti. Çok şükür onu hallettik. Ereğli'ye bir MUVESE sistemi yaptırıyoruz. İhalesi bitti. Çalışmalar başladı. Bu kadar büyük bir kentte, 110 bin nüfuslu kentte MUVESE yok. Yani şaka gibi. Şaka gibi yani. 10 bin nüfuslu yerlerde var. 110 bin nüfuslu yerlerde yok yani. Çaycuma'da var Sayın Vekil. Bakın ne diyorum, 21 bin nüfuslu Çaycuma'da var, evet. Ama burada yok, şaka gibi. Yıldırımın için para toplanıyor. Evet, yok, bu para toplandı yok. Biz kendimiz 200 bin lira belediye verdi. 800 bin lirayı emniyetten çıkarttık. Onun nasıl çıkarttığımı ben biliyorum, boş verin. Ayrıca biz de kendi değişik kanallardan kaynaklar bulduk ve 1300 küsüre bu işi tamamlıyoruz inşallah. Evet. Onun evveliyetini bilmem. O beni bağlamaz. Ben öncekileri... Gelelim Ereğli Devrek yoluna, yılan hikayesine. Ereğli Devrek yolunu ben dikkat ederseniz her bir söylemimde orası bir patika yoldur. Yol değildir. Buranın yapacağız dedik. Verdiğim sözlerden biri budur.
Ve bunu verirken hiçbir zaman şunu söylemedim. Çaylı 10'la kadar yaptıracağım, çaylı 10'la kadar yaptıracağım demişimdir. Bakın bütün kayıtlara, hiçbirisinde bu yolu devreye kadar yaptıracağım diye bir söylemim olmadı. Halen de yok. Çünkü Armutlu Çuma'dan ötesi tam bir çıkmaz sokak. Bana sorarsanız, teknik gözle baktığımızda. Ben 2009'dan 2011'den önce milletvekili olsaydım, asla ve katiyeten Devrek yolunun o tarafından gelen yolu, Armutlu Cuma'ya kadar olan yolu yaptırtmazdım. İtiraz ederdim. Çünkü ta Baba Dağı'na kadar tırmanıyorsunuz biliyorsunuz yukarıya. Kar, kış, kıyamet. Şimdi oralarda gömülüp kaldılar. Yapıyorlar devasa duvarları, kayıyor. Heyelan. Yapıyorlar, kayıyor. Parayı sürekli heyelana yatırıp duruyoruz tamire. Halbuki bu kadar bununla uğraşılacağına, Devrek'in oradan bir tünelle direkt Armutlu Cuma'dan çıksaydık bugün hiçbir derdimiz olmayacaktı. Ne karla uğraşacaktık, ne heyelanla uğraşacaktık, ne o kadar. Zaten 15-20 yıllık benzin mazot parasıyla tırmanıncaya kadar onun kârıyla o tüneli yapmış olacaktık yani. Ama maalesef bu düşünülmemiş. Ben de hayret ediyorum. Sayın Bekir, Zonguldak'ta müteahhitler kazanıyor. Zonguldak'ın aynı. Zonguldak yoluna geleceğim. Zonguldak yoluna da geleceğim. Ama biz bu yaz Çaylıoğlu'na kadar buraya açacaktık. Bu yolu. Parası hazır. Sami Bey Karayolları Bölge Müdürümüz sağ olsun parasını hazırlamış. Her şey tamamdı. Fakat bazen Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi, inşallah önden söylemek gerekiyor. Kaybettikten sonra değil. Ya bu işi tamam kesin para da hazır yapacağız diyorduk. Ama dediğim gibi bazen hocanın şeylerini, fıkralarını dikkate almak gerekiyormuş. Hiç bilemedi ki bir sel olacak. Zonguldak'la Ankara'nın arası kapanacak. Oralarda heyelan olacak. Yollar birbirine karışacak. Ve bizim oraya ayırdığımız para diğer tarafa harcanacak. Harcanmak zorundaydı. Ben Zonguldak'ın da milletvekiliyim aynı zamanda. Devrek yolunu bitireceğiz kardeşim. Bu parayı harcamayın deme lüksüne sahip değilim. Bu benim insanlığıma da sığmaz zaten. Dolayısıyla bu yılki harcayacağımız, yani 2014'te harcayacağımız para maalesef Gökgöl Mağarası'nın yukarısında ciddi bir heyelan ve yol göçmeleri oldu o selde. Zaten Çaylıoğlu'nu da sel bastı biliyorsunuz o ara. Parayı oraya harcandı. Bunun yapacak bir şeyim yok. Elimizden hiçbir şey gelmezdi. Ama 2015'e yine biz yatırımını aldırttırdık. Bu sefer inşallah diyorum. İnşallah bir bela kaza çıkmazsa başka bir yerlerden, başka bir yere harcamak mecburiyetinde kalmazsak oranın parasını, inşallah Çaylıoğlu'na kadar olan yolu Subaşı ile Çaylıoğlu arasını bitirmiş olacağız. 2015 yılı içerisinde. Şeyimiz bu. Yani istediğiniz kadar katır getirin, istediğiniz kadar diğer bilumum hayvanatları getirin. O böyle şeyle olmuyor. Protestoyla bu işler olmuyor. İstediğiniz kadar protesto edin. Bu işler çalışmakla oluyor. Bu işler sizin ona niyetinizle oluyor. Olmayan bir şey yok. Art niyet de yok. Olmayan art niyetin karşılığında efendim işte protesto bilmem, bunların arkasında neler yattığını hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Ama bunu yapanların ufukları o kadar. Ben diyecek başka bir şeyim yok. Ellerini şapkalarını önlerine koysunlar. Ufuklarına bir baksınlar. Bakalım nereye kadar görüyorlar. Göremiyorlarsa akıl aldıkları hocalarından birer gözlük alsınlar. Daha uzağa gören dürbün bir şeyler alsınlar. Bir daha baksınlar. Onlar belki görebilirler uzağa. Biz Alaplı'nın girişinde Erdem Yuvan'ın orada bir yaya geçidi yine yaptırdık. Çelik konstrüksiyon biliyorsunuz. Yine bizim dönemimizde. Bir de Alaplı için biliyorsunuz Molabey yolu var. Öyle yılan gibi giden kıvrım kıvrım daracık bir yol ve o yolda sürekli kaza oluyor. Şimdi biz o yolu 10 dakikaya düşürecek biliyorsunuz ırmak kenarı boyundan bir yol yaptırıyoruz dümdüz. Virajları falan kaldırarak hem çok kestirme hem de dümdüz. İnşallah şehitleri yapıldı. Çalışmalar halen devam ediyor orada. Molabey ile Alaplı'yı çok kısa bir süreye düşüreceğiz.
Onun ikinci etabı var. Oradan Gümeli tarafına. Mola Bey'in içini biliyorsunuz. Tam bir keşmekeş. Mola Bey'in hemen etrafından bir çevre yolu yaparak o trafiği Mola Bey'in içine sokmadan Gümeli'ye giden yolu bypass yapacağız. Onu da inşallah halledeceğiz. Bir de biliyorsunuz orada bir Karabulak Deresi vardı başımıza dert olan, sürekli kokan. Benim de durduğumda moralimi bozdum. İçinde yılanların, poşetlerin, her türlü şeyin dolaştığı, yani insani olmayan bir durumdu. Onu da yaptırdık. Onun da ihalesi bitti. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bitmek üzere veya bitmiştir zannediyorum. Gelelim öğretmen evine. Türkiye'de 2300 tane öğretmen evi kapandığında biz Karadeniz Ereğli'de öğretmen evi açtık. Bakın kapatılırken bakanın emriyle öğretmen evleri kapatılırken biz sıfırdan öğretmen evi açtık. O apayrı bir hikaye. Onda neler çektiğimizi Allah biliyor. Neler çektirildiğimizi de Allah biliyor. Liman başkanlığını yaptık zaten görüyorsunuz. Alaplı SGK müdürlüğünü kazandırdık Alaplı'ya, bunu biliyorsunuz. Ormanlı'ya bir PTT binası yaptırttırdık, bunu biliyorsunuz. Köyler bizim için önemli dedik. Köylerin su problemi, hangi köye gitsem karşıma iki problem çıkıyor. Su ve elektrik. Bu iki problemi halletmemiz lazımdı. Karadeniz gibi bir yerde, bu kadar yağmurun yağdığı bir yerde halen susuzluk diyorsak bir yerlerde bir yanlışlık var. Bir yanlış yapıyoruz yani. Pembeciler, Gebe, Çataklı, Yaraşlı, Yörük, o bölgenin su işini hallettik. Kızılcapınar'a su arıtma tesisi yapılıyor biliyorsunuz. Çok daha temiz, damacananın girmediği bir su olacak evlerimizde inşallah. O bitiyor. Biraz önce köylerin su meselesi dedik. Yine Ormanlı'ya bir gölet yaptırıyoruz. O bölgenin tüm köylerinin su ihtiyacını karşılayacak. Çaylıoğlu'na bir gölet yaptırıyoruz. O bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. Alaplı'ya büyük bir gölet yaptırıyoruz. Baraj statüsünde bir gölet yaptırıyoruz. Alaplı köylerinin, o civardaki köylerin su ihtiyacını ve Alaplı'nın kendi su ihtiyacını karşılayacak. Bundan sonra da Alaplı'nın 70 yıl su diye bir problemi olmayacak inşallah. Onu kökten kazımış oluyoruz. Dolayısıyla suyla ilgili yaptığımız tüm yatırımlar, eğitimle ilgili yaptığımız tüm yatırımlar kalıcı yatırımlar, palyatif hiçbir şey yapmıyoruz, geçici. Tamamen kökünden kazıyacağımız işleri yapıyoruz. Bundan sonra 30-40-50 yıl bir daha karşımıza çıksın istemiyoruz bu problemleri. Gümeli'ye bir kapalı spor salonu yaptırdık. Gümeli'ye ne yaptırdınız diye sorarsanız eğer. Bu Kavaklı'nın oradaki dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Alaplı Çayı'nın dere ıslahı, çay ıslah çalışmaları devam ediyor. Alaplı'ya spor sahası yaptırdık bir tane sentetik çimleme için. Kandiliye'nin yine bir sentetik çim sahası yaptırdık. Orhan Gazi Camii'ne gittiğimde çok şaşırmıştım. Duvarlar öyle çatlaktı ki parmağınız giriyordu araya. Kaldı ki o cami Ereğli'nin fethinde kilise olan bizim mihenk taşlarımızdan biri. Ve ona sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Yani bu Orhan Gazi'nin bize bıraktığı, camiye çevirdiği bir yer. Ama duvarları yıkılmış, parmak girecek kadar çatlamış ortalık. Bunu bizzat genel müdüre giderek, vakıflar genel müdürüne resimlerini çektirttirip götürdüğümde genel müdür, bölge müdürünü arayıp ona kızdı. Bu ne dedi, bunu hiç mi görmediniz dedi. Ve acilen onu şu anda bitmiş durumda, yapıldı biliyorsunuz. Orada bir şey daha var. Bir hamle daha yapmam lazım. Bahçesiyle ilgili. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde rayına sokabilirsem orada güzel bir bahçeli bir cami olacak orası da. Öyle küçük bir sıkıntısı var. Balı Ormanı Çaylıoğlu'na yaptırttırdık. Dediğim gibi burada devam eden çalışmalarımız yine dediğim gibi Ereğli Devrek yolunu devam ettiriyoruz. Gelir İdaresi dediğimiz vergi dairesi başladı. Gençlik Spor Müdürlüğü Alaplı'ya yaptıracağız. Ha bir de Kepez'in oradan o sanayi sitesinden ta Neyren Tepesi, Soğanlı Rampası'nın tepesine kadar olan bölgenin ihale işi imzalandı. İhaleye çıkma izni imzalandı. Parası hazır. İnşallah oraya duble yol yaptırıyoruz. Ta Neyren Tepesi'ne kadar olan kısmı
duble yol Ereğli'den girdiğiniz artık teke düşmeden tamamen duble halinde geçeceksiniz. Hem yol hem de hastane kavşağının olduğu yere köprülü kavşak. Şeydeki olduğu gibi devrek yol ayrımındaki olduğu gibi bir köprülü kavşak yaptırıyoruz. Üstten direkt Zonguldak'a geçilecek. Yan yoldan aşağı indiğinde büyük bir göbek. Yolun biri hastaneye geçecek. Geri döndüğünüzde terminale geçeceksiniz. Aşağı doğru da gittiğinizde o yolun altı da çevre yoluna bağlanacak. Ereğli çevre yoluna bağlanacak. Dolayısıyla o da tamam. Zannederim herhalde Şubat Mart gibi ihalesi biter. Nisan gibi veya Mart sonu gibi orada çalışmalar başlar diye düşünüyorum. Parası hazır. Onda hiçbir sıkıntımız yok. O iş de bitti çok şükür. Bir gençlik merkezi yine Fen Lisesi'nin ileriki tarafına yaptırıyoruz. Orada Göztepe'yi ve şu Kaletepe'nin halka açılması için çalışmalarımız, yazışmalarımız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ile görüştük. Bize devri konusunda bir sıkıntı inşallah çıkartmayacaklar kalenin yukarıda. Göztepe'de de Anıtlar Kurulu'na yazı yazdık. Oradan izin istiyoruz. Orada yapacağımız bazı tadilatlar için. Özellikle ben yazın hem Göztepe'nin tepesine çıkıldığında hem de kaleye çıkıldığında Ereğli'nin ve denizin çok daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Yani Ereğli'ye bir başka gözle, bir başka açıyla bakılacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle dışarıdan gelenleri farklı bir şey göstermemiz lazım. Artık her gelen sadece cehennem ağzına ve sahili gezip gidiyor. Hayır, başka alternatifler de artık göstermemiz gerekiyor. Onun için bunda tam hızla çalışmalarımız devam ediyor. Dalga kıran yaptırıyoruz. Alaptı Nehri sürekli taşıyor biliyorsunuz. Sonra sel alıyor. Çünkü önüne kum yığılıyor. Dalga kıran yaptırarak kumun yığılmasını orada engelleyeceğiz. Onu yaptırıyoruz. Bir 150 kişilik seyyar tribün Alaptı'ya yaptırıyoruz. Ayrıca Ereğli'ye 20 bin kişilik bir stat çalışmamız var. Bakan Bey'le görüştük. İnşallah bunda çalışmaları devam ediyor. Alaplı Mola Bey yolunu söyledim zaten. Bir köprü benim çocukluğumdan beri benim dedelerimin de hayalidir. Bölecek'te Hamza Fakırlı arasında bir köprü yoktur dikkat ederseniz. Biri Gülüç Köprüsü'dür, biri de Taha Yaraşlı Köprüsü'dür. İkisinin arasında 7 kilometre var. Yani Bölecek'teki birisi karşıdaki 1,5 kilometrelik yere geçebilmesi için 7 de daha 14 kilometre seyahat etmesi gerekiyor. 14 kilometrelik yol kat etmesi gerekiyor. Kaldı ki Göktepe, Dağlar Köyü, Veliler, Hamza Fakıllı, Topçalı, Bölecek, onlar hepsi akrabadır. Birbirlerinin akrabasıdır. Ama o nehir onları böldüğü için bir türlü ulaşımda sıkıntı var. Hem de karşıya geçip öbürkü tarafın bu tarafa normalde şimdi dolaştığınızda da başınıza dert oluyor. Onun parasını da inşallah ihale yatırımını 2015'e aldırttırdık. Oraya da bir köprü yaptıracağız. O da bitecek. Biz tabii bunların yanında burada anlatıyor 225 bin metrekare parke, 66 bin küsur metrekare asfalt, köylerin asfaltları ve parkeleri işleriyle uğraşıyoruz. Yani bunların hepsi bizim milletvekili olduğumuzdan beri yaptığımız işler. Unuttuklarımız var, fazlalığımız yok. Fazlalığımız varsa lütfen beni uyarın. Ben de ona göre tedbirimi alayım. Neyi unuttuk? Unuttuğumuz şey, bakınız şeyde duvar yıkıldı sahilde. Değil mi? O duvarın parasını bir hafta içerisinde yıkılmakla parasının çıkması arasında sadece bir hafta geçti. Bir hafta. Ben Amerika'daydım. Gecenin üçünde beni uyardılar. Ben de gecenin üçünde AFAD'ı aradım. Ve bu yıkılmasıyla parasının çıkması arasında sadece bir hafta geçti. Mümkün değil normal şartlarda bu kadar hızlı olması. Bunu unuttuk, yazmadık buraya. Ereğli Lisesi'nin alt tarafına bir duvar yaptırdık. Her ne kadar zamanında orası Ereğli Belediyesi gibi yazsa da öyle bir şey yoktu. Sonra biz tabelayı asınca orada sıkıntı çıktı. Bu duvarı ördüttürmem, yükseltmem yok. 50 santim geri çekin, 1 metre ileri alın gibi sıkıntılar da çıktı orada. Bunları da yaptır. Bu ufak tefek şeyleri yazmadık bile yani. Dikkate bile almadık bunları. Evet. Bizim karnemiz burada arkadaşlar. Buna geçer not verirsiniz, vermezsiniz. Bu postane meselesine gelince postanenin gelen
PTT Genel Müdürlüğü'ne görüştüm. Şimdiki PTT'nin olduğu yer yıkıldı. Ve o bölge şöyle bir açıldı, nefes aldı. Dikkat ederseniz değil mi? Yıkılınca tabii yenisinin yapılacağını bildiğim için aradım. Dedim ki buraya postaneyi yeni yapacaksınız. Evet, projeyi gönderin. Proje tam bir bisküvi kutusu. Bildiğiniz bisküvi kutusu yani. Adam utanır böyle bir proje yapmaya. Buraya azıcık eli yüzü düzgün baktığınızda ilginizi çekecek bir proje olmalı ki, ha şehre girdiğinizde ha güzel bir binaymış demek lazım. Ama sonra ben öğretmen evine çıktığımda baktım ki ya orası bir nefes alıyor. Oraya bina yapsak yine tıkacak oraya. Gittim genel müdüre, fotoğrafını çektim. Bak dedim sayın genel müdürüm, burayı yıktınız. Burası bir nefes aldı. Şimdi buraya yine bunu yapacaksınız. Gelin size hemen arkada belediye başkanımızla da görüştüm. Tansaş'ın olduğu yer var biliyorsunuz. Burayı size verelim. Kullanın siz yine. Biz de buraya hiçbir bina yapmayalım. Yeşil alan dursun burası. Sağ olsun dedi ki hocam ben size şimdi bir şey diyemem. Müfettişlerimi göndereyim. Eğer uygunsa, yapılabilecek bir şey varsa yapalım dediler. Zannediyorum ne zaman gelmişler? Geldi dediler. Baktılar dediler. Rapor yazıyorlar. Rapora ne yazarlar bilmem. Umarım doğru düzgün bir şeyler yazarlar. Yani benim de arzum oranın yeşil alan olarak kalması. Sadece orası değil tabii ki. Belediye başkanımızla da konuştuk. Hemen oranın karşısında şimdiki bankamatiklerin olduğu yer var. Adliye taşındı. Adliye yıkacağız inşallah. İlk şeyi ben vurmak istiyorum. Camını ben kırmak istiyorum. Çocukluk şeyim depressin biraz. Onu kırıp o adliyeyi yıkmak istiyorum bir an evvel. Ondan sonra yanında hükümet konağı var. Hükümet konağını da yıkmak istiyoruz. Yeni hükümet konağımız, size gösteririm resmini. Umarım beğenirsiniz. Planı, mimarisi. Yerini söyleyeceğim. Şu anda belediye yazı yazdı. Trampe dediğimiz değiştirmek için. Bakın belediye aslında ciddi bir fedakarlıkta bulunuyor. Kendi çilek halk otobüslerinin olduğu yeri biliyorsunuz. O üst tarafta. O yer belediyenin yeri. Orayı belediye hiç karşılıksız veriyor Milli Emlak'a. Şimdiki hükümet konağının olduğu yeri alıyor. Ama oraya bina falan yapılmayacak. O binalar yıkılacak. Terminali taşıyacağız oradan yeni terminale. Orayı oyacağız aşağı kadar. 2 veya 3 katlı ne kadar sığıyorsa 3 bin araçlık otopark yapacağız. Üstünü düzleyip büyük bir kent meydanı yapacağız. O kent meydanının önüne de o hükümet konağını yerleştireceğiz. Şimdiki ICT'nin olduğu yere sayın valimizle de görüştük. Orada ilçe emniyet müdürlüğü de var dikkat ederseniz. O da çok, o binanın yanında çok şey kalacak. Gecekondu gibi duracak. Onu da yıkalım istiyoruz. İlçe emniyet müdürlüğü ve otobüslerin olduğu yere büyük bir Ereğli'ye yakışır hükümet konağı yaptıralım. Arzumuz var. Biliyorsunuz ben Afyon'dayken bakanla konuşmuştuk. Biraz ısrarcı olduk sağ olsun. Proje ödeneği ayrıldı. Bundan sonrası inşallah kapı açıldı yani. Ondan sonrası kolay. Onu da oraya yaptıracağız hükümet konağını. Hükümet konağının önü tamamen büyük bir kent meydanına bakacak. Yani 8-10 bin kişinin alabileceği büyük bir kent meydanı ve 6 otopark olan, insanların geldiğinde nereye park edeyim diye düşünmediği bir kent meydanı yapmak istiyoruz açıkçası. Nasıl? Belediye binası da aynı. Şimdi o kadar metrekareye belediye binası sığar mı sığmaz mı bunu ben bilmem. Ama biz hükümet konağının şeyinin tip projeler var 21-22 tane. O tip projelerden ben bir tanesini beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Biraz işte mimariye bakarsınız ona göre karar verirsiniz. Proje değişim bile yeni belediye binası yapılmayacak mı? Yeni belediye binası eğer şey olursa oraya evet. Şey olursa oraya yapılır. Belediye bunu yapar. Yani ya katlı yapılır. Bu 3 böyle blok gibi size göstereceğim şeyi. Bunu o metrekareye bakacaklar. Kaç metrekare belediyeye yer kalıyor? Kaç metrekare kalmıyor? Ama şimdiki belediyenin yeri de aslında bana sorarsanız iyi gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ferah diyorlar içeri girenler. Ben girmedim. Yeni taşındıklarından beri hiç gitmedim. Girmedim. Nasıl? Yolu sıkıntı. Şimdi pazar yeri projesi var belediyenin yine biliyorsunuz. Orada da yine bir kapalı otopark pazar yerinin altında yapılacağı için orada da trafik
hafiflemiş olacak. Büyük ihtimalle o belediyenin işi, ne yapayım ben şimdi? Beni bu işin içine sokmayın yani. Zaten arpiye gitti bu tarafa. Lengler şu tarafta. Efendim söyleyeyim. Hastane öbür iki tarafta. Öbür tarafta. Evet. Geriye burada insanların şehir mevcutu kalacak bir şey kalmadı. İşte dinlenmeye gelecek. Trafik sıkışıklığı olmayacak. Bilerek şehri dağıtıyoruz aslında. Bu da mantıklı. Tabii yani ama şehir büyümeli ama yani buradaki bu halkın... Yok, burası dediğim gibi üniversite kampüsü yapılıp oraya 10 bin öğrenci geldiğinde yine bu kentte yine bir buraya oturup çay içmeye gelip dinlenmeye geleceksiniz. İş yapmak isteyenler şehrin birer köşesinde olacak. Tabii. Ve bunu planlamamız da gerekiyor zaten. Evet, şimdi düşünün, hastane burada, postane burada, okullar burada, her şey burada. Nereye adım atacağız? Değil mi? Anadolu girişimle ilgili bu Anadolu girişimle ilgili bir soru. Evet. Yarmada bir yol yapıldı. İnsanlar ister istemez orada kamyonlar içerek açtılar. Ama alan bu konusunda nasıl bir şey var? Yani bunun çözülmesiyle ilgili. Oranın çözülmesiyle ilgili bir şeyimiz vardı biliyorsunuz. Oradan bir viyadük yaptıracaktık, tek girişlik. Bunun çalışmaları başlamıştı. Yani devlette iş yaptırırken önce teknik elemanlarla, bürokratlarla mutabık kalmanız gerekiyor. İki satır yazı yazıp gönderirseniz, o da size negatif yazı yazdıktan sonra negatif yazıyı bir daha pozitife çevirmeniz çok çok zor. Çünkü bürokrat bir daha attığı imzanın tersini atma durumunda olmuyor. Çünkü soruşturma geçirir. Onun için Alaplı'nın girişinde bir yanlış hareket oldu biliyorsunuz bununla ilgili. Yani resmi yazı yazıldı. Resmi yazı yazılmasaydı biz o işi yine bir yoluyla yapardık. Çözümü yok mu? Şu anda resmi yazı yazıldı. Bir çözüm konusunda oturup bakacağız. Evet. Yani burada birileri yanlış yaptı diye bir şeyleri cezalandırmak... Yok, cezalandırma diye bir şey yok. Mümkün değil. Alaplı'yı ben nasıl cezalandırırım? Yani, bana en çok destek çıkan, bakınız, ben milletvekili adayı olduğumda temayülde benim elimden tutan Alaplı oldu. Ereğli değil. Ben o ahde vefayı unutmam. Merak etmeyin. Emniyet müdürünün yıkılacağını söylediniz. Nasıl? Emniyet müdürünün yıkılacağını söylediniz. Ben mi? Evet. Yıkılacağını söylemedim. Bak ne dedim? Emniyet müdürlüğünü yıkmak istiyorum dedi. Peki yıkıldığı zaman emniyet müdürlüğünü nereye taşımadınız? Ona bir yer veririz yapılıncaya kadar. Yani emniyet yapacağımız blok, emniyet müdürlüğünün arsasının üzerinde kalan blok yine emniyet müdürlüğünün olacak yine. Ama onu bir bütün halinde şey yapacağım. Şurada var da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şey şu, keşke bunu yansıtabilseydik. Şurası dik kaldırabilir misiniz? Görebildiniz mi? Bu üç blok halinde. Şimdi bu normalde üç katlı ama bizim yaptıracağımız üç değil altı veya yedi katlı olacak. Bu kendisi küçük çünkü şeyse bizim ölçütlerimize göre küçük. Bunun orta girişi, ortadaki girişi, kaymakamlık girişi, evet. Bir taraf emniyet girişi olacak camın bir köşesi, bir diğer köşesi de işte milli eğitimdir, tapudur, onların girişi olacak. Yani şurası emniyet, şurası kaymakamlık, şurası da tapu, milli eğitim neyse şeyin olacak. Nasıl? Şu anda belediyenin boşalttığı binaya... Yani mesele değil. Onu kendileri halletsinler. Onun da benim düşünecek halim yok. Ama şeye bakarsanız benim hoşuma gitti. Ereğli'nin de konseptine uygun bir mimari. Yani eski Roma ile Selçuklu'nun, Osmanlı'nın böyle bir modern karışımı halinde her taraftan bir şey var. Bir mesaj var. Yani. Ereğli'ye uygun. Sadece Selçuklu yapsaydık buraya uymazdı. Osmanlı'nın burada çok fazla eseri yok maalesef. O da tek başına uymazdı.
Bu konsepte uyan bir karışım olsun istedik. Bu da buna uyuyor. Bu proje aslında Çankırı'da bir yere yapılıyor ama küçük. 3 katlı ve daha küçük. Biz bunun aynısının büyüğünü ve yükseğini yapacağız. Buyurun, sorularınızı alabilirim. Evet. Neyle? Kan. Evet. Evet. Kan tabii elbette burada geçen verici kullanmak mutlaka gerekiyor. Evet, doğrudur. Ama kan metaforu kullanmanın zamanında bunun bir üst sınıfı var. Milletvekili adaylarını yetmemin için net bir şey söylemediniz. Ama mutlaka kafanızda bir sonraki dönemle ilgili bir takım planlar, yeni alacağınız dersler, bir dahaki karneye yansıyacak notlarla ilgili bir takım fikirler var. Önümüzdeki 4 sene için belli bir programımız var mı? Ereğli'de şunu görmek istedim, bir 4 senede diye. Evet, var. Hatta şöyle söyleyeyim. Cümlenin başından beri geleyim. Aslında o soru değil ama ben onu soruymuş gibi algılayıp cevap vereyim. Bu karneyi halka dağıtıyoruz, insanlarımıza. Ben de ona göre bir anket yaptıracağım kendim. Eğer Karadeniz Ereğli halkı Ercan Candan'ı bir dahaki dönem milletvekili görmek istemiyorsa, ben halkıma rağmen gidip genel merkeze beni milletvekili yapın diye müracaat etmem. Böyle bir dayatmayı halkıma asla yapmam. Benim 3,5 yıldır aile hayatım yok. Akşamım belli değil, gecem belli değil, gündüzüm belli değil. 15 gün önce Pakistan'daydım. Etrafımda 8-10 tane Kaleşnikovlu adamla dolaştık. Niye bu kadar derken gelir gelmez geldiğimin akabinde 133 öğrenciyi vurdular, biliyorsunuz. Benim gittiğim yerler Doğu Timur, devletin olmadığı bir yer. Yani devlet beni bizim menfaatimizi korusun diye sağa sola gönderiyor. Hayatınızı risk atarak gidiyorsunuz bazı yerlere. Ben aynı zamanda bu 3,5 senede hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işlerini yürütmek zorundasınız, uluslararası işlerini. O işlerden de arta kalan işlerde bunları yapmak zorundasınız. Bunları bu kadar şey derken, eğer halkımız derse ki ya Ercan bu geçerli not değil derse, ben gidip de AK Parti Genel Merkezi'ne bir daha beni milletvekili yapın demem. Böyle bir formda imzalamam yani. Bu doğru da değil. Benim için, ben kendim için söylüyorum. Halka rağmen böyle bir şeye giremem. Onun için bunu şey yaptık. Gelelim sizin sorunuza. Evet, önümüzdeki günlerde Karadeniz Ereğli'de hayal ettiğim, istediğim, hayal derken hayalci denilmesin. Buranın fakülteler kampüsü olarak tahsis edilmesi ve buraya bir an evvel 10 bin öğrencinin getirilmesi, bu bir göreceğim. İkincisi, Akarca Mahallesi'nde ve Oranlar Mahallesi'nde oturanlarınız var mı bilmiyorum. Yıkılıyor binalar değil mi? Tutuyorsunuz, elinizde kalıyor. Ya seninle bakmıştık değil mi? Şöyle bir baktık yukarıdan. Karadeniz Ereğli'de yeni bina yok. İş Bankası'nın olduğu yer var. Orada bir tane otel yapıldı. O var yeni. ICT var yeni. Başka ne var etrafta yeni? Hiçbir şey yok. Yıkılıyor. Bu kent baştan aşağı kentsel dönüşümü hak ediyor. Baştan aşağı. En büyük isteklerimden biri, insanlarımızı kabul ettirebilirsek eğer, belediye başkanımız da sağ olsun bu konuda onunla zaten fikir teatisinde bulunduk. Burada binaları yüksek katlı yapalım ama kesinlikle ve kesinlikle %10'u geçmesin. Yani etrafı yeşil olsun tamamen, otoparkları olsun tamamen. Baktığınızda ara ara ama dik binalar olsun. Denizden de baktığınızda yakışsın. Bak ya ne kadar düzenli, ne kadar planlı bir kent olsun istiyoruz. Onun için de o bölgenin, şu bölgenin tamamen bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bunun için de insanlarımızı eğer ikna edebilirsek, ben belediye başkanımız da bunu çok arzu ediyorlar. Burada bir baştan aşağı yık, yeniden yap.
kültürünü geliştirmek istiyoruz Karadeniz Ereğet. Belki şunu unutabilirsiniz. Bence termik santral yaptırmadınız. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ben size söylemedim. Bölge halkı da bunu çok arzu ediyordu. Bakın ben size söylemedim. Ben konuşmadım. Şimdi ama bununla bağlantı kuracağım. Acaba HEMA termik santral yapamadığı için mi orada bırakacak gereği bağlantılı soru sormak istiyorum. Yok. HEMA'nın niye bıraktığını ben size anlatacağım şimdi. Bir süreci anlatmak istersiniz. Meteorolojik süreç yani çok hızlı bir şekilde herhalde katkı verecek. Acaba bir an önce bu meteoroloji ve benzer bölümlerde bir an önce kavuşacak mıyız? Bir de tartışma konusu olan liman ve tersaneler evet. vardı. Oradaki son durumu. Bir de siz hep konuşmalarda Marina gördünüz ama sizden Marina demediniz. Onu unuttuk bak gördün mü? Unuttuk. Atlamadım yani. Marina devam ediyor. Atlamadım. Sadece unuttuk. Teşekkür ediyorum. Yaz Marina. Şimdi HEMA meselesinden mi başlayalım? Bakınız. Termik santral. Dikkat edin. Benim seçimimde 2011'de termik santral yaptırmayız denildi. Kireçliklere gidildi, yatıldı, kalkıldı, çadırlar kuruldu değil mi? Seçim bitti. Sonra ne oldu? Kayboldu. 30 Mart seçimlerine geldik. Yine yaptırmayız, ettirmeyiz bir sürü şey. Bitti. Yine kayboldu. Bir iki ay sonra yine başlarsınız. Görürsünüz sağda solda. Termik santrale hayır yaptırmayız. Ya bu insanları çok özür diliyorum ama ya hafızası yok kabul etmektir ya da hakikaten oynamaktır yani. Ben Ercan Candan olarak ne dedim? Benim halkım istemiyorsa ben onu yaptırmam dedim mi? Dedim. Yaptırdık mı? Yaptırmadık. Peki yola sokağa döküldük mü? Hayır. Hayır. Bundan prim kazanma şeyine girmedik. Girmeyiz de zaten. Bunlar bize de yakışmaz. Ama insanları sürekli şeyleriyle oynayarak her seçim sürecinde bunu önümüze getirmenin bir manası yok ya. Bu bir. Bunu yaptırmadık deyip de sağda solda ben konuşmamı kendim hicap duyuyorum. Ama yaptık mı? Tabii yaptık yani. Diğer taraftan HEMA buradan işte termik santral yapmayacaktı da onun için mi çekildi? Hayır arkadaşlar. Açıklayayım. HEMA bu rödovans işlerinde rödovans ihalelerinde ilk alanlardan biri HEMA. Yaptıkları anlaşmalara göre hazırlık diye bir aşama var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yani size devlet ocağı veriyor ama ocaktan hemen pat diye kömür çıkartamıyorsunuz. Bir ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Bu hazırlık aşaması olarak sizden rödovans parası istemiyor. Bunlar bunu 6 ay olarak imzalamışlar. 6 aymış rödovans hazırlık işlemi. Yani 6 ayda yaptığınız hazırlıktan sizden rödovans parası almayacak. Fakat daha sonraki yapılan başka ihalelerde, başka firmalarda bunlar 2 yılmış hazırlık. 2 yıl hazırlık süresi konulmuş. Hakikaten 6 ayda bulunması mümkün değil. Çünkü kömür yatağını bulacaksınız, kazacaksınız, hazırlığınızı yapıp ondan sonra kömürü çıkartmaya başlayacaksınız. HEMA burada yaptığı bir yanlışlık yüzünden işte sürekli fazladan para ödediğini iddia ediyor. 6 aydı diyor. 6 aydan sonra benden hep para istediniz ama ben daha kömürü çıkartamadıydım diyor. Bunun için. Başkalarına 2 yıl verdiniz diyor. Doğru. 2 yıl verildi. Ama devlet de diyor ki kardeşim sen zamanda ihaleye girerken bunun 6 ay olduğunu biliyor muydun? Biliyordunuz. O zaman niye girdin? Girmeseydin. Değil mi? Ben Ercan Candan olarak müsteşar yardımcısı ben, sendika, onların HEMA'nın, Hattat'ın bütün ekibi biz bakanlıkta bir araya geldik. Ben kendim 8,5 saatlik yoldan kendi başıma sakal tıraş bile olamadan geldim Ankara'ya sırf o iş için. Başka bir yerdeydim sırf o iş için. Geldim 8,5 saat araç kullandım. 2 saat toplandık gene gerisin geriye gittim 8,5 saatlik yola. Sırf bu işi halledelim diye. Nedir mesele? Acaba bu 6 aylık süreyi 2 yıllığa çıkartma durumunu yasal olarak bir şeyi var mı? Bir şey yapabilir miyiz? Ama Enerji Bakanlığı'nın hukuk müşavirleri dediler ki hayır. Anlaşmada bir değişiklik yaparsak bakan da yargılanır,
biz de yargılanırız, bunun altına imzayı atamayız dediler. Dolayısıyla Hattat buradan ümidi kestiği için bu şeyi kapatma kararı aldı. Bence kapatma değil, bunu kapatacak, sonra bir daha yaylaya girip 2 yıl bu sefer şey olacak, hazırlık süresi tekrar olup yine başlayacak diye ümit ediyorum. Vallahi bundan sonra eğer bu kadar can yaktıktan sonra her böyle bir şey olursa ben de bilmiyorum yani. Hakikaten şey gerekir bunun içinde. Yok, şimdi biz Enerji Bakanlığı'nda çalışmamız devam ediyor tam gaz. Tekrar ya hemen ihaleyi yeniden hızla çıkartacağız ya başka bir yol bulacağız. Sadece işten bu yüzden dolayı da değil. Biliyorsunuz 6 saate düşürdük çalışma süresini. Ben kendim itiraz ettim. AK Parti milletvekili olmama rağmen bunun olmayacağını defalarca söyledim. Ama ben söylemem ifade etmedi. 6 saate düşürdüler. İşte 2 katına asgari ücretin 2 katı maaş verilecek. Hak ediyor mu çocuklar? Tabii ki hak ediyor. Ama yurt dışından gelen kömür 90, 100, 110 dolara, 120 dolara kömürün tonu gelirken siz burada 140 dolara mal ederseniz bu sefer kömürü satamayacaksınız. Böyle de bir sıkıntı var. Bunun balans edecek bir yolunu bulmak lazımdı. Asgari ücretle madende çalışılmaz. Doğru değil. Hak da değil, insani de değil. Buna katılıyorum. Evet, asgari ücretin 2 katı verilmeli mi? Buna da katılıyorum. Ama bunu sübvanse edecek, tolere edecek başka bir mekanizma bulmamız lazım. Yani adamın 140 dolara mal ettiği kömürü sen 120 dolara sat diye dayatamazsın. Çünkü Brezilya'dan, Güney Afrika'dan, Avustralya'dan 110 dolara, 120 dolara kömür geliyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Değil mi? Onun için bir yöntem bulmamız lazım buna. Bulunur mu? Bulunur tabii ki yani. Bir şey bulurdu. Almanya, İngiltere, diğer Avrupa'da kömürle ilgili yani enerji kaynaklarının yer altında çok az kaldığını, dolayısıyla korunması gerektiğini sübvanse ediyor devlet. Bir şekilde bunları koruyor. Yok şimdi... Türkiye'de de maalesef bundan uzaklaştırılıyor. Şöyle, aslında az kaldığına dolayı değil, yeni teknolojiler geliştirildi. Şimdi şey onu çalışıyor. Yine Hattat Amasra'da çalışıyor. Kömürü yer altında yakma teknolojisi geliştirildi. Hiç çıkartmadan yer altında kömürü yakarak oradan buhar üreterek aynen termik santraldeki gibi enerjiyi orada yapıp hiç insan çalıştırmadan yer altında kömürü yakıp elektriğini üretip kömür bitinceye kadar orayı kullanma teknolojisi geliştirildi. Nasıl? Bir günde yanmaz, o kontroldür, yıllar sürüyor o. Öyle bir sıkıntımız yok. Hatta bana geldiler, bir rapor verdiler. Şimdi grizu patlıyor biliyorsunuz, bildiğiniz doğal gazdır o. Önce delip ultrasonla her tarafı çatlatıp bütün gazları toplayarak birkaç yıl o gazı harcama, doğal gaz tesisine vererek o gazı harcama, o gaz bittikten sonra yakma teknolojisini var. Bu teknolojilerden bizim haberimiz var. Bunları da kullanmak için uğraşıyoruz şu anda. O olduğu zaman zaten yer altına madene inme de olmayacak. Tamam. Şimdi liman konusunda biliyorsunuz daha önce siz de yazdınız. Bir şirket kurulmasını ve bu şirketin müracaat etmesini istedim. Hatırlar mısınız bilmem. Özel bir şirket kurulmalı. Bu şirketin ortaklarından biri efendim TSO, belediye, diğer tarafında da oradaki tersanacılar olmalı. Ve bunlar valiliğe, valilikten de Ankara'ya gelsin. Ben bu işi takip edeceğim dedim. Ama halen bir şirket kurulup, halen kendi aralarında anlaşıp, şirket kurulup böyle bir evrak maalesef Ankara'ya gelmedi. Maalesef gelmedi. Benden bir şey isteniyor. Ama benim, ben... Daha önce de söyledim, bu tür akçeli işlere girmem. Ercan Candan olarak şirkettir, şudur budur, ara bulucu olayım. Sonra ben onun köşesine yanaştıktan sonra bir tarafıma bir şeylerin bulaşacağından hicap ederim. Benim önüme anlaşma yapılır, getirilir evrak, onu yaparım. Ama hepinizi bir araya getireyim, anlaşayım dersem 3 gün sonra fitne odaklarından başımı kaldıramam. Bundan ne aldı, hangi payla aldı, hangi paydan kurtuldu, bir sürü
şey çıkar, bu işe yanaşmam. Onun için ben bir anlaşma sağlanıp şirketin kurulup gelmesini halen bekliyorum. Ama o anlaşmayı benim sağlatmam bekleniyorsa, ben o konuda yine biraz önce söylediğim gibi o biraz akçeli iş sınıfına girer, fitneye mahal verecek bir alana girmem. Burada. Sorunun paralelinde o kurulacak şirketin işte belediyenin olmasını istemeyeceği başkanının bir tavrı var. Yani belediye olmasın, sadece özel sektörler yani... Sadece özel sektör olmaz. Niye olmaz? Benim bakanlığı ikna etmem lazım. Şurada bir liman var. Şurada bir liman var. Değil mi? Evet. Ereğli her sene oradan 2 trilyon para kazanıyor eski parayla. Ciro yapıyor. Sizin olsa liman öbürki taraftaki şeye ortak olmadan niye bu işe göz yumasınız? Değil mi? Niye belediye her sene 2 milyon liraya kaybetsin yani? Asıl engel bu değil, değil mi? Nasıl? Asıl engel bu değil ama. Değil, değil. Değil. Asıl engel bu değil. Yetmanicilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları var. Ben bunlara cevap vermek istemiyorum. Bunları kendileriyle görüşürsünüz. Ama ben bir an evvel şirketin kurulup, anlaşmanın yapılıp benim önüme gelmesini bekliyorum. Gelir gelmez evrağı elden alıp ilgili makamların masasına koyup bunları elden takip edeceğimi söyledim. Sayın Bey'in burada özellikle bilmiyorum arkadaşlar da takip ediyorum. Kesinlikle sadece belediye konusunda anlaşmanın olmadığını ben ilgililerle görüştük, personellerle görüştük. Yok onlar olmasın, belediyenin ne işi var? Belediye olmazsa bu iş olur noktasında yok. Bu oyunda da şeyleri var. Yok. O zaman belediye olmasın diyelim değil mi? Belediye olmasın. O zaman biz marina yapacağız diyoruz birbirine bağlantılı. Marinayı nereye yapacağız? Burası evet. Hemen limanın olduğu yerin ağzına bir tane daha T koyacağız. Sağlı sollu yatlar hemen hiç bir masraf yapmadan otomatik olarak marinayı buraya getirmiş olacağız. Belediye yıllık 2 milyon liralık şeyinden niye vazgeçsin? 2 milyon liradan vazgeçerse bu da kaç kişinin ekmeği demektir. Belediyeden o kadar adamın çıkartılması demektir. Buna razı mıyız kent olarak? Değil mi? Buna razı. Liman burada yani o bunu söyledim zaten. Bunu yine söylüyorum. Buraya marina yakışır. Marinasından inen adam çınar altına gelir, çayını kahvesini içer, kahvesini yudumlar, yatına biner, gider İstanbul'a mı gidecek, nereye gidecekse gider, gene gelir değil mi? Yakışan budur bu kente. Ama şimdi hadi sen burayı marina yap diyenden vazgeç dersek belediyeye, o zaman o kadar adamın da işten çıkartılması gerekir. Araya girmem ama sen de belediyeye vazife değil ama galiba orada bir yapacağın için girmeniz gerekmiyor. Genelde size öyle bir büyük düşüyor gibi geliyor. Şimdi geçenlerde bir haber çıktı. Konuyu siz açtığınız için açıyorum. Normalde açmazdım. Vekil Karadeniz Ereğli'ye ihanet içinde diye bu lafı söyleyebilmek için bir insanın ya aklından zoru olması lazım ya gerçekten gözünü kin ve nefret bürümüş olması lazım. Hesabım burada benim. Eğer ben ihanet ettiysem Karadeniz Ereğli'ye böyle bir şey hiçbirinizin önüne alnım açık bırakamam. Hiçbirinizin önüne. Hiç kimsenin önüne. Neyinin ihanetini yaptım Karadeniz Ereğli'ye? İddialardan biri meslek lisesi yapılacaktı ve ben engelledim. OSB'ye meslek lisesi yapılacaktı. Siz hiç duydunuz mu OSB'ye meslek lisesi yapılacaktı da? Böyle bir girişim oldu da, bir yazı, bir evrak, herhangi bir konuşma duydunuz mu? Hayır. Halbuki neydi yazıcı? Faruk Yazıcı. Faruk Yazıcı'ya bizzat söyleyen benim. Kaldı ki eski bizim Zeki Usa söyleyen bizzat benim. OSB'ye Endüstri Meslek Lisesi, Özel Meslek Lisesi açalım. Çünkü öğrenci başına 4000 liraya kadar devlet para veriyor. Oraya özel meslek lisesi açalım. Oradaki fabrikalarda çocuklar yetişsinler.
Dolayısıyla işçi arama derdine düşmesinler yetişmiş işçi diyen benim. Bunu benim söylediğim bir şeyi nasıl ben engellemiş olabilirim ya? Bu nasıl bir ihanet, nasıl bir hıyanettir? Bunu dediğim gibi bir insanın gözünün kin ve nefretle dolmuş olması lazım ya da hakikaten aklından zoru olması lazım. Konuyu açtığınızda ben de bir şey daha sormak istiyorum. Bu iddialardan bir tanesi de Erdemir Genel Müdürü'yle de yüksek evet. Başkanıyla. Görüşmeyi benim engelledim. Görüşmenizi engellediğiniz konusunda bir iddia gene vardı. Bu ihanetlerinizin altında olan iddialar. Ben görüşmeyi engellemedim. Ben görüşmeyi talebi benim aracı olmam istendi. Doğrusu bu. Ben neden aracı olayım? Yani niçin aracı benim üstüme azem değil ki aracı olmak. Görüşmek istiyorsanız gider talep edersiniz ve görüşürsünüz. Peki neden size randevu verilmiyor? Randevu verilmemesinin sebebi ne yani? Benlik bir problem yok. Eğer mesele Karadeniz Ereğli meselesi ise hiçbir problem yok. Ama istediğiniz şeyler sizin kendi şahsınızla, kendi şirketinizle ilgiliyse ve bu biliniyorsa o zaman ben konuşayım. Benden görüşme konusu 3 konu istendi. 1. Şirketleriyle ilgili maddi durum sıkıntısı var ve bu durum konuşulacak. Biraz önce dedim ben Akçeli işlere girmem. Ercan Can'dan Akçeli işlere girmez. Dolayısıyla sizin şirketinizin Erdemir'le olan maddi durumu beni hiç bağlamaz. Bağlar mı? Bağlamaz. Ben mecbur değilim ki bu işi yapayım. 2. A2 kalite çeliğin kendilerine verilmesi yine Akçeli iştir. Ben bu işe yine girmem. Benlik bir problemi yoktur. Kendilerine derken yer sektör... Artık ne düşünüyorsanız düşünün. 3. Domsa'nın yaptığı nakliyenin yereldeki nakliyecilere verilmesi konusu. Bununla ilgili de şirket kurulup yetki istendi. Fakat bildiğim kadarıyla yanlış söylemek istemiyorum. Bakanlık bunlara hayır dedi. Yani böyle bir şirkete ortak olamazsınız dedi TSO'ya. Dolayısıyla burada Ercan Candan'ın kime ne ihaneti var, ne hıyaneti var? O zaman biz yanlış söylememişiz Sayın Bey. Biz Ticaret Kurusu Başkanı ile ilgili bunları hemen bize getirdik. Bakın ben şahsın adını anmıyorum. Ama ben benden isteneni istiyorum. Zaten ortaya çıkıyor. Benden istenen bu 3 meseledir. Bu 3 mesele yüzünden randevu talep yani bizi görüştür. Ben genel sekreter değilim ki sizi görüştüreyim yani. Görüşmek istiyorsanız kendiniz görüşürsünüz. Makamınız belli, koltuğunuz belli, yeriniz belli. Karşı iki tarafta sizin taleplerinizin ne olduğunu biliyor ki onun için zaten size randevu vermiyor büyük ihtimalle. Şimdi burada Karadeniz Ereğli ilgilendiren bir durum var mı arkadaşlar? Toplumu ilgilendiren bir durum var mı çok fazla? Yok. O zaman ben kime ihanet ve hıyanet içindeyim? İhanet ayrıca olan millet için bu Bolsa'nın yaptığı nakli için, Ereğli yönlendiği Ereğli için ekonomik olarak iyi bir şey değil mi? Bakın bunu şunu söylüyorum. Bakın şunu söylüyorum. Bana sadece Omsan'da gelirsiniz. Hay. Anlatabiliyor muyum? Bana sadece Omsan'da gelirsiniz. Bir formül bulurum. Giderim kendim konuşurum. Ama benim kendim konuşurken ben senin elemanın değilim ki, genel sekreterin değilim ki seni de alıp getireyim onunla konuşturayım. Konuşmak istiyorsan gider konuşursun kardeşim. Ben milletvekili olarak olacağım zaman seni herkesle görüştüreceğim diye bir söz mü verdim? Hayır. Böyle bir mecburiyetim mi var? Hayır. Böyle bir görevim mi var? Hayır. Benim görevim buradaki toplumun menfaatini sağlamaktır. Şirketlerin menfaatini sağlamak değildir yani.
çalışma yapmıştınız biliyorsunuz. Erdoğan'ın baktığı 129 milyonluk bir evet. Ödemesi vardı. Evet. Burada özellikle programda da konuştum. Bu noktadaki çalışmaların sonrasında ciddi bir şekilde bir geri düşük bir kaynak dönüşümü sağlandı. Şu anda Erdoğan ile ilgili bununla ilgili bir bilgim yok ama benim biraz önce söylediğim gibi Erdemir Vakfı'yla da ilgilendiğimdeki konu 9000 üyenin bir maddi durumu söz konusuydu, menfaati söz konusuydu ve her birinin en az 10'ar bin lira cebine girmiş oldu. Yani cebinden çıkacak 10 bin lira, en az 10 bin liralık bir rakam bu üyelerin cebinde kaldı. Bu Ereğli'de kaldı. Neredeyse, nereden bakarsanız bakın 100 milyon lira eski para. 100 trilyon para Karadeniz Ereğli'de kaldı. Bunu yaparım. Bunu tüm gönül rahatlığıyla yaparım. Yaptım da hiç bunu arda edinmedim. Kapıları da eskittim. Bakanı da eskittim. Derdimizi tek tek her tarafa anlattık. Ve bunu yaptık. Bakın bunu yaparım. Çünkü bu kamunun işidir. Toplumun işidir. Ama ben hiçbir şirketin genel sekreteri değilim. Kimse kusura bakmasın yani. Siyasi soru. Sayın Bekir, belediye meclisi üyesi Yusuf Kala, kendisini kullanmak istiyor. Çünkü programımızı da söyledim. Yaklaşık 8-10 bin kişinin belediye bir programda. Ben Ercan Candan'ı tanımıyorum. Evet. Devletle ilgili değil. Doğru. Öyle bir vekilim de yok. Bir yere bu 7 kişilik bir grup başında. Meseleyindeki ciddi bir kavga, kaos devam ediyor. Yani şu anda neyse Ereğli'si ile ilgili çok ciddi çalkantılar söz konusu. Bu meclisleri İbrahim Göbeğin kellesini istiyorlar. Olmazsa olmaz, bu buradan gidecek. Hem size hem de daha önce konuşmalarınız yaptığınız Göbeğin yapılan bu hareketler AK Partisi'de nasıl algılanıyor? Şimdi karne sundunuz. Dediniz ki ben bunları yaptım, halka sundum. Bu saatten sonra halk bana hayır derse ama şu anda yine aynı algı ekibi sizin aleyhinizde çok büyük bir propaganda yaptı. Bunları bu yapmadı. İşte şu oldu bu oldu derse bu karnede bir etki dönüşüm sağlanır mı? Yapmadı derlerse evraklar ortada, belgeler ortada, her şey ortada bir. İkincisi benim milletvekilim değildir deme lüksüne herkes sahiptir. Herkes sahiptir. Benim milletvekilim değil derse delikanlı gibi çıkar adam milletvekili seçimlerinde. Koyar ortaya şeyini. Herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu bir. İkincisi biz belediyeyi işte şöyle yaptıracağız böyle yaptıracağız. Ben belediye başkanı değilim. Belediyenin elemanı da değilim. Benim AK Partili milletvekili olarak bu belediyeyi AK Parti'ye kazandırmaktı görevim. Ben de bunu yaptım. Görevimi yaptım ve geri çekilirim. Ama oradan beri bana saldırılar gelirse ben de karşılığında şöyle bir şey sorarım. Arkadaşım sen oy kaybettireceğiz diye biz seni sokağa bile çıkartmadık. İkinci sıradaydın ama sokağa dahi çıkmadın. Kaç kuruşluk verdin? Hiç. O zaman şöyle bir soru daha sorarım. Eğer milletvekili değilse, kabul edilmiyorsa. Belediye kazanılır kazanılmaz sekreterimi ben koymadım imara. Hem de imara. Belediye kazanılır kazanılmaz evimin üzerine katı ben çıkmadım. Ercan Candan olarak belediyeden bir tek kuruşluk menfaat istemedim ben. Konuşurken insan azıcık bakar etrafına, ondan sonra konuşur. Anlatabiliyor muyum? Yani algı yönetimiyle olgu yönetimi arasındaki fark tamamen farklı. Olguya bakıyorsunuz. Yani olanlara bakıyorsunuz. Kimin ne kadar menfaatlendiğini görüyorsunuz. Ama algıya bakıyorsunuz. Cezayı ben çekiyorum. Benim milletvekili tanınma zorunluluğum yok. Ve verilmezse verilmesin. Halk bana, benim halkım bana diyorsa ki Ercan devam. İsterse onlardan yüzü gelsin tanımam. Ama halkım bana diyorsa ki Ercan buraya kadar diyorsa ve onlar beni arkadan dozerle de itseler ben milletvekili adayı olmam. Onun için yapılanlara bir bakacaksınız. Ona göre eleştireceksiniz. Yani eleştirirken sizin de arkanızda sayfanızın temiz olması lazım. İsterseniz bakın öyle mi değil mi araştırın görürsünüz.
Yani şunu söyleyeyim. Belediye başkanı ve Ercan Can'dan bu kenti kimseye talan ettirmeyecek. Biz burayı, bu kenti kimseye talan ettirmemek için geldik. Benim bir tek kuruşluk menfaatim olmadı. Belediye başkanının da bu zamana kadar bir tek kuruşluk menfaati ve rüşvet yediği görülmedi. Görülürse önce beni karşısında bulur. Benim herhangi bir imar düzenlemem yok. Belediye başkanının da imar düzenlemesi yok. Ama yapılanlara baktığınızda insan şöyle bir döner bir bakar. Ben ne yapıyorum da kimi nasıl eleştiriyorumdur. Bu benim partim veya bir başkasının partisi bağlamaz. Ben insanlık noktasından konuşuyorum. Adam olma noktasından konuşuyorum. Evet. Siz bu dediklerinizi haklısınız. Yani kişisel menfaate gidince çok siz haklı gözüküyorsunuz. Ama belediye meclisinde Hüseyin Ünsal çok büyük rol çekiyor. Yani önemli konularda devamlı yer alıyor. Yani 14 yıllık bir matematiksel bir problem var. Onunla konuşacaksınız. Bu kent yapılanı görüyor. Bakın ne dedim? Biz bu kentte Hüseyin Uysal da dahil bir milim yol gidemesek bile bu tıkanmayla ilgili bu kenti yine talan ettirmeyeceğiz. Yine talan ettirmeyeceğiz. Yine talan ettirmeyeceğiz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yine talan ettirmeyeceğiz yani. Bu benim milletvekilliğime de olsa, Hüseyin Uysal'ın bundan sonraki belediye başkanlığına da olsa, tamam mı? Biz bu kenti talan ettirmeyeceğiz. Biz buraya AK Parti 3Y ile geldi değil mi? 3Y kuralıyla geldi. Bunlardan biri yolsuzluktu. Öyle mi? Ben AK Parti'nin kurallarına sonuna kadar riayet ediyorum. Sonuna kadar da varım. O zaman herkes o partidense o partinin gerekliliğini yerine getirecek. Ben nasıl getiriyorsam milletvekili olarak, Ercan Can'dan olarak, ben depoma mazotumu koyarken nasıl düşünüyorsam kendi cebimden, benim arkadaşlarım da, bu yolda devam eden yol arkadaşlarım da bunu düşünecekler. Laf başına geldiğinizde tüyü bitmiş, bitmemiş yetimin hakkı diyorsak, daha tüyünü bırakın, daha cenin halindeki hakkını düşünmemiz gerekecek bizim. Sayın Cumhurbaşkanı bunu düşündüğü için Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti bunları düşündüğü için bu hale geldi. Yoksa bu insanlardan bu kadar teveccüh göremezdi. Biz de bunu düşünmek zorundayız. Sizin için dayanıcı olduğunuz noktasında Ereğli'de Ankara'ya çeşitli şikayetlerin gittiği noktasını duyuyoruz. Evet. Şu anda geçer akça o zaten. Herkes birbirini paralelcilikle suçluyor. Ben Ercan Can'dan olarak Karadeniz Ereğli'de AK Parti'nin yaptığı 10 Mart'ta yaptığı yani seçimlerden 20 gün önce yaptığı anketlerde CHP'nin oyu %52, AK Parti'nin oyu %38'di. Eğer ben paralelci olsaydım, bu kadar güzel bir anketin akabinde otururdum, %38'den %40'a çıktığımızda derdim ki çok çalıştım ama ne yapayım olmadı derdim. Çünkü paralel kiminle çalıştı burada? CHP ile çalıştı, öyle mi? Ben niye kapı kapı çalışsaydım o zaman? Eğer ben paralelci olsaydım benim ne derdim vardı da AK Parti'ye? Nasıl olsa zaten yeniktik yani, değil mi? Zaten kaybetmiştik. Ben niçin kapı kapı dolaşsaydım paralele rağmen? Biz burada sadece CHP ile çarpışmadık ya, paralelle de çarpıştık. Ve öyle aldık bunu. Bunu söylerken insanın azıcık ağır duyması lazım. Bir paralelcinin arayıp da bulamadığı fırsattı. Bu %38 nasıl olsa. Ya %40'a çıktık deyip genel merkezde göbek atardı. Şöyle çalıştım, böyle çalıştım, %2 arttırdım derdi. Anketi yapan ben değildim ki. Anketi yapan genel merkez. Elinde benim cep telefonumda duruyor şeyler, sonuçlar. Yani öyle olsaydı onun için arayıp da bulamadığı bir fırsat olacaktı yani. Niye ben o zaman çarpışsaydım kapı kapı? Niye dolaştım ya? Yani?
Sonra istifa ederdik öyle bir şey olsaydı. Ettik mi? Hayır. Biz yola çıktığımız Allah'ın kulunu bu zamana kadar terk etmedik. Bundan sonra da terk etmeyiz. Sayın Hakim'in bir şey soracağım. Biraz önce 3.5 gün gözetimin ardından Erdemir'le vakıf olarak Mühendislik ve Meteoroloji Fakültesi yapılacağını ve protokol yapılacağını söylediniz. Aldığımız bilgi bekar mühendislerinin oraya bunu gerçekleştirebileceği konusunda iyi anlamına soruyorum. Onlar bize eğitim müdürlüğünün olduğu yeri biliyorsunuz. Komple o yeşil alan. Orayı öneriyorlar. Yakışır bence de. Güzel bir yerdir tabii ki. Ama daha tam bu şeyler netleşmeden ben size şöyle yaparız, böyle yaparız diyemiyorum. Çünkü Ali Pandır Bey bunu yönetim kuruluna getirecek. Yönetim kurulunda kabul görmeyebilir. Onun için böyle şeyin üzerindeyim. Sizin bilginiz yok belki. 1999 veya 2000 yılında neydi? Necat Argun'du değil mi genel müdür? Onun Tanju Argun, affedersiniz. Onun zamanında biz burada bir fakülte açıyorduk yine. Ve protokollerini ben hazırladım. Ders müfredatlarını ben hazırladım. Halen benim evimde dosya halinde durur. Tanju Argun'un da imzası vardır altında. Fakat Tanju Argun genel müdürdü. Maalesef yönetim kurulunda bunu kabul ettiremedi. İmzaladığı halde genel müdür, imzalı protokolü benim elimde. Yani Ercan Can'dan milletvekili olmazdan önce de burası için zaten çalışıyordu ya. Belki halk bilmiyordu ama bende evrakları halen duruyor. Ders müfredatlarına varıncaya kadar hazırlıklarını yaptım ben. Onun için yine böyle diken üstündeyiz. Nasıl diken üstündeyiz? Evet, Ali Bey'le mutabık kaldık. Sayın Valimizle mutabık kaldık. Sayın Rektörümüzle mutabık kaldık. Ama yönetim kurulu son dakika sürprizi yapabilir mi? Bu bizi çekindiriyor. Onun için çok iddialı konuşamıyoruz bu konuda.